Çocuk Kütüphanesi'nin değerli izleyenleri, Gazi Koşusu'nun yolundaki söyleşilerimize, röportajlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda yanımızda değerli at sahibi, antrenör, eski jokeyimiz ve aynı zamanda hipodrom.com değerli yarış yorumcusu sevgili Gökhan Gül yanımızda. Kendisinin bu seneki Gazi Koşusu ilgili düşüncelerini alacağız. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Canım. Nasılsın abi? İyisin. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sen nasılsın? Sağ ol abi. Ben de iyiyim. Gazi Koşusu heyecanı sardı dört bir yanımızı. Son düzlüğe de girdik artık. Son işler de yapıldı. Şu anda herkes taraf taraflı bu yarışı bekliyor. Senin de önemli koşu için görüşlerini merak ettik. Sen de ricamızı geri çevirmedin. Çok teşekkür ediyorum. Bu seneki Gazi Koşusu ilgili düşüncelerin nelerdir abi? Her zaman ne zaman ihtiyaç olursa her zaman yanınızdayım. Her zaman yayınınıza çıkarım tabii ki. Sağ ol abi, teşekkürler. Ben tabii ki Gazi Koşusu olarak şanslı biriyim. Sonuç itibariyle Gazi Koşusu'na öncelikle jockey olarak katıldım. Sonrasında antrenör olarak ve ekürü menajer olarak da bulundum. Biliyoruz ki ülkemizin en önemli koşusu. Önder, Mustafa Kemal Atatürk atamızın adına düzenlenen bu koşu. Heyecanlı bir farklı oluyor tabii ki de. Bu koşuya hem hazırlanma noktasında hem de yarış haftasına girildiğinde ve start verene kadar olan süre çok önemli. Tabii ki yine duayen jokeyimiz, efsane jokeyimiz Ekrem Kurt yarışın büyük işi olmaz dedi. Doğru. Ama Gazi Koşusu tabii ki bir başka oluyor. Bu yılki Gazi Koşusu'nda da son yıllara bakıldığında bence son uzun mesafeli önemli yarışları kazanan atların şanslı olduğunu düşünüyorum. Başta işte Mehmet Akif Ersoy, ardından Sait Akson ve Kısrak Koşusu ve Niyazi Polatyar yarışları. Bu koşuları kazanan atların Gazi Koşusu'nda şanslı atlar olduğuna inanıyorum. Provaların Gazi yansıma ihtimalini yüksek görüyorsun. Çok yüksek. Yani. Zaten son yıllara bakıldığında geçen sene Ufuk Aslan'ın Niyazi Polatyar'dan gelip kazandı. Diğerlerinin hepsi Sait Akson ve Mehmet Akif Ersoy birincileri. Bu da çok normal çünkü atların nefesi konusunu, tecrübesi en üst seviyeye gelindiğinde Gazi Koşusu'nun öncesi 3 hafta önce yapılan uzun mesafeli ve hepsinin başarılı olmuş atların bir araya geldiği yarışları olunca doğal olarak o yarışlarda da başarılı olan atlar Gazi Koşusu'nda da kazanmaya yakın oluyor. O yüzden de Son Of Kubri çok etkili kazandı. Bu yarışa daha iyi gelecektir. Ben Mangustan'ın koşusunu çok beğendim. Ablası Secret Power gibi bir yarış yaptı ki yine aynı stilde koşarsa ve yarış içerisinde yere düşerse kazanmaya yakın isim olacak. Madras çok yürekli bir at, çok yetenekli bir at. Yani kazanmayı istiyor, son metrelerde gayretini devam ettiriyor. Bu atlar her zaman başarılı olur bu tarz atlar. O yüzden de Madras'ı da kesinlikle yabana atamayız. Aynı zamanda Bulum Sunset çıktı. İlk uzun mesafeli yarışta jockey atı çok zorlamadan, Gazi Koşusu'nu düşünerek bir son 300'den sonra at içeri meyillense de bunu da bahanesi olarak çok üstüne gitmedi. O at da bence bu koşuda başarılı olacaktır. Bu 4 atın en şanslı isim olduğunu düşünüyorum. Bu 4 atın arasında birinciliği belirleyecektir. İnşallah abi, biz de sabırsızlıkla bu önemli koşuyu bekliyoruz. Görüşlerin bizim için çok kıymetliydi abi. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Yanımızda Hipodrom.com değerli yarış yorumcusu, at sahibi, antrenör ve eski jokey sevgili Gökhan Gül bizimle birlikteydi. Gazi Koşusu'yla ilgili düşüncelerini aldık. Bizi izlemeyi, takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın.